Bu ne hal lan Arif, sel uyarısı mı var? Yo, işe gidiyorum. Böyle işe mi gidilir lan? Ben işe yüzerek gidiyorum, sen izinli misin? Yo, ben de işe gitmek için plan yapıyorum. He, ne planı? Aha, benim sipariş çıktı. Ne oluyor lan? Kadıköy Boğa'nın oraya değil mi bu paket? Evet. Ne yapıyorsun lan sen? Bırak o dürümü. Dürüm benim lan, kozalak. Nasıl senin? Sen zaten Kadıköy tarafına gitmeyeceksin. Siparişi veren benim. Götür işte. He? Görüşürüz lan Arif. Ulan bu taktik de iyiymiş ha. Hoş geldiniz. Bekleseydiniz kırmızı halı da sererdim. Utanmıyor mu lan mülteciler yurt dışına götürmeye? Bunlar mülteci değil komiserim, Türk vatandaşı. Utanmıyor mu lan sen milleti yurt dışına kaçak götürmeye? Yurt dışına da götürmüyorum komiserim. Ne yapıyorsunuz siz? Arkadaşları işe götür getir yapıyorum komiserim. Böyle hem trafiğe takılmıyoruz komiserim hem de daha uygun oluyor. Şuradan bir kız kulesi alır mısın abi? Yanlış ihbarmış demek ki. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın Arif abi. Geç kalmadık değil mi? Yok abi, daha 40 dakika var. Birader, sen karşıdan geliyorsun herhalde. Bir sıkıntı var mı? Abi çok kötü akıntı var. Orta kısımda da köpek balıkları var. Dikkatli olun. Abi, baz mı geçecek acaba? Neyi vazgeçiyoruz ya? Aracımıza binemiyoruz, yakıt bağlı. Taksiye binemiyoruz, müşteri seçiyorlar. Otobüs desen aha böyle. Karadaki tehlikeler denizdekinden daha beter. Atlayın. Arif abi, akıntı çıktı. Sana tutsam olur mu? Bırak lan beni, ben zaten yüzemiyorum. Arkadaşlar, köpek balığı var, dikkat edin. Dur, intihar etme. Ne intiharı? Niye çıktın o zaman? Ben yüzmekten korkuyorum, uçarak gideceğim işe. İşe yarıyor mu peki? İşe yaramıyormuş. Trafiğe takılmak istemeyenler metro ya da metrobüs kullanıyor. Bir de işe gidebilmek için Boğaz'ı yüzerek geçenler var. Kulağa pek inandırıcı gelmiyor ama bir grup arkadaş yıllardır yapıyor bunu.